Koza Altın piyasa yönünü sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Ekrandan ilk kez açacak olanlara da bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın diyelim efendim. Üçüncü işlem gündeyiz. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında olacak gözler. Piyasada beklenti yok. Yani faizler sabit kalacak ama daha önemlisi metinlerin detayına bakacağız. Ve Fed'in önümüzdeki döneme dair enflasyon, işsizlik ve diğer data setlerinde büyüme gibi majör ekonomik verilerde beklentilerini okumuş olacağız. Dolayısıyla özellikle enflasyonla ilgili beklentiler bozulursa ve daha kaygılı bir FED görürsek bunu piyasa negatif fiyatlar, faiz artım ihtimali ve varlık alımını azaltma ihtimali olarak fiyatlar ve yakın dönemde olmasa da en azından yıl içerisinde bir faiz artışının yakında olduğunu söyler. Birazcık böyle aslında okyanusta bir toz tanesi aramak gibi bir şey. Birazcık zor ama bakıldığında zaman en azından net bir sinyal okumaya çalışacağız. Amerika'da perakende satışların 16.4 puan arttığını söylemiştik. Şu anda 10 yıllık tarafı görüyoruz. İşte 0.07 puan kadar yukarıda, 1.49'dayız. Dediğim gibi enflasyonla ilgili beklentiler yukarı yönlü revize edilirse ve bu anlamda enflasyonun kalıcı olacak şekilde %2'nin üzerinde hızlı artma riskinden bahsederse muhtemelen 10 yıllıklarda hızlı bir şekilde 1.60-1.70 bölgesini görürüz. Ons altın fiyatlarını düşürür, endekslere satış getirir ve bu anlamda da Amerikan doları yükselir. Ama tersi senaryoda eğer Amerika enflasyonla ilgili beklentilerin iyimser kalmaya devam ettiğini vurgularsa 10 yıllık taraf, bu taraf muhtemelen 1.50-1.45 bandında devam eder. Ons altın tarafında 1900 dolar üzerine gideriz. Aynı zamanda da Amerikan dolarında da zayıflama olur. Beklentisi var ama her zaman dediğim piyasa dinamikleri çalışmayabilir. Çünkü orada hem piyasa psikolojisi faktörü hem de başka dipnot detay faktörü olduğunu da hatırlatalım. Yani piyasa deneyimlerime güvenerek söylüyorum. Veri zamanları çok fazla veri odaklı işlem yapmamak lazım. Yaptığınız zaman da stop loss dediğimiz mutlaka işlemlerinizde emniyet kemerinizi takmanız lazım. Nasıl yola çıktığınızda arabanızda emniyet kemerinizi takıyorsanız mutlaka bir zarar kes seviyesiyle bugünkü işlemlerde özellikle kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanlar için dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan Amerika'da Nisan'da 101.2 milyar dolarlık bir nette sermaye girişi yaşanmış. Bazı ülkelerin ellerindeki Amerikan tahvil tutana baktığımızda ise Japonya, Çin, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre, Brezilya ve Belçika en fazla Amerikan tahvili elinde bulunduran ülkeler olduğunu söyleyelim. Asya Pasifik piyasalarının bir detaylarına bakalım. Amerikan vadeliler yatay primliydi. Asya Pasifik endeksine baktığımızda ise Japonya'da çekirdek makine siparişleri beklentilerin aşağısında gelmiş oldu. Japonya'nın ihracatı aynı zamanda 1980 senesinden bu yana görülen en hızlı artış yaşadı ki bakıldığında %38 arttı ihracatı. Nisan ayında artış yüzdesi de 51.4 artış göstermesi bekleniyordu. Yani beklentilerin aşağısında bir artış olsa da yine de bakıldığında bu artış 1980 senesinden bu yanaki en yüksek artış olduğunu söyleyelim. Japonya'nın Amerika'ya olan ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ise %87.9 arttı. Bu da Ocak 1980'den bu yana görülen en yüksek artıştı. Avrupa Birliği ihracatı ise Japonya'nın %69.9 artarken Çin'e olan ihracatının da 32.5 seviyesinde arttı ki bir önceki ayda Çin'e olan ihracatı %23.6 seviyesinde olduğunu da hatırlatalım. Diğer taraftan İran hükümet sözcüsü Rebi %60 oranında 6,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz açıklamasında bulundu. Dün Avrupa borsaları İtalya haricinde yükselişle kapandı. İngiltere ve Avustralya arasındaki ticaret anlaşmasında uzlaşıya varıldığını söyleyelim. Piyasalarda bir kez daha hatırlatalım. Bugünün radarında Fed'in faiz kararı var. Peki bakıldığında acaba şirket haberlerimizde neler var? Genel olarak piyasalar kararsız, yönsüz hatta negatif baskıyla başladığını belirtelim. Çünkü tam anlamıyla Amerika Merkez Bankası'nı bekliyor. Muhtemelen de bir taraftan da acaba enflasyon gerçekten de yükselecek mi? Gerçekten de piyasaları aşağı çekecek mi? Endişesinin de yatırımcıların kafasının bir yerinde olduğunu düşünüyorum. Hatta bununla ilgili CNBC'den Jim Cramer dün yapmış oldu. Mad Money programında bu tarz günlerde hangi hisseleri seçilmesini gerektiğini de söyledi. Birazdan onu sizler için derledim, paylaşacağım. İlk haber Halk Bankası'ndan
bir açıklama geldi, aslında bir yalanlama diyebiliriz. Basın kuruluşlarındaki sosyal medya hesaplarında bankanın Amerika'da devam eden dava süreciyle ilgili çıkan haber ve söylentilere yönelik KAPA bir açıklama yaptı. Bazı yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında bankamızın devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jüri dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de Amerika tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır diyor. Ve bankamız Amerika'da devam eden ceza davası ile ilgili olarak yabancı devlet yargı başkanlığı yasasından uyarınca New York 2. İstinaf Mahkemesi nezdinde yaptığı itiraza dair temyiz sürecinin devam etmekte olup temyiz süreci tamamlanana kadar bölge mahkemesi nezdindeki yargılama süreci durdurulmuştur ifadesi paylaşıldı ve bu anlamda da bu haberleri, bu dedikoduları ya da haberleri diyelim yalanlandığını görmüş olduk. Halk Bankası, AVM tarafında da alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği Akademetre Research tarafından oluşturulan bir endeks açıklandı. Ciro endeksinin azaldığını görmüş olduk. Pegasus tarafında da Mayıs ayında yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre %62 oranında azaldığını belirtelim. Diğer taraftan da İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Üsküdar Arsası için TECİM'le hasılat paylaşımının sözleşmesinin imzalanacağını duyurdu. Diğer taraftan da Borsa İstanbul tarafında Nurol Yatırım Bankası'na işlem yapma yetkisi tanındı dün itibariyle. Global tarafa geçtiğimiz zamansa ilk haber IKEA'dan. Fransız basında yer alan habere göre Versalis Mahkemesi IKEA'nın eski üst düzey yöneticisine Jean-Louis Baylot'a çalışanlarına iş başvurusu yapan kişilerini gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin euro para cezası paylaştı ki Baylot da suçlamaları reddetti ve karara itiraz edeceğini açıklamış oldu. Diğer taraftan Airbus, dünyanın en büyük uçak üreticisi, yıl sonunda aylık olarak A320 üretimini 45'e çıkaracağını söyledi. Goldman Sachs'tan da bir Ethereum planı olduğu söylendi ki Matthew McDermott müşterilerine Bitcoin ardından önümüzdeki dönemde de Ethereum'un opsiyon ve vadeli işlemlerini sunmayı planladıklarını söylüyor. Kripto paralarda hamlelerin devam ettiğini görmüş olduk. İngiliz Denetim Kurumu da Apple ve Google'a bir inceleme paylaşmış ki şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek bir pazar gücüne sahip olup olmadıklarını incelemek için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlere yönelik bir pazar araştırması başlattıklarını duyurdu İngiltere Denetim Kurumu. Son olarak da Ronaldo gazlı içeceklere karşı tutumuyla biliniyor biliyorsunuz. Portekiz ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Euro 2000'de dün onlar Macaristan'ı 3-0 yendiler. Çok güzel bir futbol da vardı. Özellikle ikinci yarıda Portekiz'in ağırlık kazandığını da görmüş olduk. Hatta Ronaldo gol atmaya devam ediyor ki muhtemelen Dünya Kupası ya da bu turnuva son turnuvası olacak yaşı itibariyle. Turnuvanın sponsorlarından Coca-Cola'nın 2 şişesini Macaristan basını maçı öncesi basın toplantısında bir kenara koydu ve su için uyarısı yaptı. Ronaldo'nun bu hareketi gündem oldu tabii ki. İspanyol Marka gazetesine göre Coca-Cola New York borsası işlem gören hisseleri 56 dolar 10 sentten 55 dolar 22 sente geriledi ki 4 milyar dolar Coca-Cola'ya Ronaldo'nun 2 tane kola şişesini yana koyması mal olduğunu söyleyelim. Günümüz piyasalarının hassas dengelerini göstermek için güzel bir haber olduğunu düşünüyoruz. O zaman gazete manşetleriyle devam edelim.
Evet, devam ediyoruz. Bir bakalım hangi haberler var. Önce yurt içi yurt dışı haberlerimizi paylaşacağız ve sonrasında da konuklarımıza gideceğiz. İlk haber Dünya Gazetesi'nden. Avrupa Birliği ABD zirvesinde Türkiye detayı belli oldu. Joe Biden ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği ABD zirvesinden sonra ortak açıklama yapıldı ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi için ortak çalışma vurgusu yapıldı. Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz, diyor Dünya Gazetesi bu haberinde. Dünya Gazetesi zirveyi manşetine taşımışken Sözcük Gazetesi de konut piyasalarıyla ilgili önemli bir haber paylaşıyor. Sözcük Gazetesi'nde 2020'de 1,5 milyon konut satıldı ama ev sahibi oranı düştü deniliyor haberin manşeti. Pandemi yılı olan 2020'de kamu bankalarında düşük faizli kredi kampanyalarının etkisiyle konut satışları bakıldığında 1,5 milyon adette rekor kırdı ancak ev sahipliği oranı %57,8'e geriledi. Kiracı oranı %26,2'ye çıktı. TÜİK verilerine göre pandemi yılı olan 2020'de konut satışlarının %11,2 puan artarak 1 milyon 499 bin 316 adette rekor kırdı. Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberinde kamu bankalarının enflasyon altında faiz oranlarıyla uyguladığı konut kredi kampanyaları bu gelişmede etkili oldu. Düşük faiz kredi kampanyaları etkisiyle 2020'de ipotekli konut satışı %72,4 artarak 573 bin 337 adete ulaştı ki konut satışlarındaki sıçramaya rağmen 2020'de Türkiye genelinde ev sahipliği oranı artmak bir yana azaldı. İkinci el satışlar azalıyor. 2020'de konut satışları artsa da ev sahipliği oranı açısından önemli olan ilk el satışlarındaki düşüş görüldü. İlk el konut satışları bir önceki yıla göre 8,2 puan düşerek 469.740 adete geriledi. İkinci el satışlarında da %23'lük artışla 1.029.576'ya çıktı ve ev sahipliği oranı gerilerken kiracılık da bu çerçevede yükselmiş oldu. Dış basına baktığımızda tabii ki orada hem ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı manşetlerde, CNBC gazetesine, internet sitesine gidelim. İlk haber Çin'de bir kripto paralarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Baktığımızda kripto paralarda dünyanın Bitcoin madencilerinin yarısından fazlasını Çin şu anda adeta kovuyor ve birçoğu Texas'a gidebilir diyor manşette. Ve bu anlamda Çin'in uzun zamandır dünyadaki Bitcoin madencileri yarısından fazlasını yasakladı. Ev sahipliği yapıyordu ama yasaklamaya başladı. Pekin onları bir an önce ülkeden çıkarmak istiyor. Mayıs ayında hükümetin kripto çevrelerinde büyük madencilik göçü olarak adlandırılan bir aslında süreci başlatmıştı ve Bitcoin madenciliği ve ticaretinde ciddi bir baskı yapılması çağrısına bulunmuştu. Ve şu anda da bu anlamda çıkışlar devam ediyor. Texas için bir oyun değiştirici olabilir ki dün Texas eyaletinde kripto paralara dair önemli açıklamalar ve kararlar alınmıştı. Daha önce de kripto borsasında güvenlik mühendisi olan Brandon Arvagani önümüzdeki birkaç ay içinde çarpıcı bir değişim göreceksiniz. Texas'ta madenciliği teşvik eden Greg Abbott gibi valilerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri gerçek bir endüstri haline gelecek ve bu inanılmaz bir şey diyor. Çin'in madencilik hakimiyetine baktığımız zamansa geçmiş tahminlerde dünyada Bitcoin madenciliğinin %65 ila %75'inin Çin'de gerçekleştiğini ortaya koyuyor ki bu oran eğer devam ederse geri çekilme çok önemli bir oranda payını artıracak Çin. Karşısında Amerika, Texas eyaleti öncülüğünde. Diğer haberimize gidelim. Burada da Fed'e koymuş manşetlere ve çarşamba gününden ne beklediğimize dair tam bir özet diyor. Ve bu anlamda Fed'in herhangi bir politika hamlesi yapması beklenmiyor diyor girişte. Ancak piyasa tahvil alım politikasını değiştirmeyi düşündüğü sinyali vermesi muhtemel diyor. Bazı ekonomistler Fed'in tahvil alım programında yaklaşan bir daralmadan bahsetmesi ve tartışmaya ilişkin bir ön rehberlik vermesini ancak henüz tam olarak da azaltmayı taahhüt etmemesini bekliyor. Fed'in ayrıca 3 ayda bir yaptığı yeni ekonomik tahminler de yayınlanacak. İlk faiz artışını 2023'te yapma şansı var ki önceki tahminlerinde 2023'te
2023'e kadar Fed yetkililer arasında bir faiz artış noktasında birlik yoktu diyor. BlackRock'ın küresel sabit gelirli baş yatırım görevlisi Rick Rieder, ekonominin ne kadar güçlü olduğu ve politika geliştirmeye başlamanın zamanı gelip gelmediği konusunda Fed yönetim kurulu arasında ve başkanı arasındaki açık bir bölünme var dedi. Bu bölünmeyi çok net bir şekilde göreceğiz ve başkanın bunu nasıl tarif edeceği de oldukça ilginç olacak diyor bu toplantıda ve şahin olacağını söylemek zor. Bence aşırı güvercinden aşırı güvercine dönüşüyor diyor BlackRock yaptığı açıklamada. Diğer taraftan Cabana'da Powell'ın beklendiği gibi bakıldığında faiz artışını reddetmesinin giderek zorlaştığı bir süreçteyiz. Muhtemelen izliyoruz diyecekler. Hala geçici olduğuna inanıyoruz diyecekler. Ancak verileri çok yakından izleyeceğiz diyecekler. Dolayısıyla buna piyasa birazcık da kanmama ihtimalinden var diyor Cabana yaptığı açıklamada. Bank of America stratejistleri de 2023'deki faiz artışı konusunda anlaşmaya varmasını beklemediklerini söylüyor haberin detaylarında. EOR'lar çok önemli ve gelecek ters repo olanağına baktığımız zamansa bu anlamda 2 veya 3 baz puanlık mütevazı bir ayarlama yapılacağını düşünüyor uzmanlar. Bugünkü EOR seviyelerinde de onu da belirtelim. Tabii Amerika faiz artışına hazırlanıyor. Jim Cramer'da Mad Money programında hangi hisseler acaba tercih etmeliyiz diye konuşmuş, tavsiye vermiş. Tabii Amerika'daki sermaye piyasalarına bakış açısı bizimkisi gibi değil. Orada çok net bir şekilde insanlar düşüncelerini söyleyebiliyorlar. Bizde her şeye bildiğiniz gibi yatırım danışmanlığı kapsamına giriyor. Bu anlamda işte yatırımcılar da zaten yatırım danışmanlığı doğru düzgün Amerika'daki gibi alamadığı için de bence bir taraftan da maalesef o Telegram gruplarında ve tüyolara bakmış oluyorlar. Dolayısıyla eğer 18 yaşından büyük ve reşit ve kendi irade gücümüzle karar verebiliyorsak belki de Amerika'daki gibi farklı bir şekilde regülasyon da yapılabilir. Bizde çok sıkı kurallar var. Dolayısıyla da net bir yön bulamayacağı yatırımcı kendini bilinmez sularda da bulabiliyor. Başka aslında alanlarda da bulabiliyor gibi. Bunu neden söylüyorum? Jim Cramer Mad Money programında çok rahat bir şekilde hisse senedi tavsiye edebiliyor. Fed'in faiz kararı öncesi. Diyor ki Fed'in bu haftaki toplantısında eğer oranları değiştirmezse yatırımcıların bazı sanayi ve enerji isimlerini almalarını düşünebilir diyor. Hangi hisselerden bahsediyor? Örneğin Cleveland-Cliffs gibi, Caterpillar gibi hisselerden bahsetmiş. Aynı zamanda Facebook, HCI ve bakıldığında CrowdStrike gibi, Twilio gibi hisse senetlerinden bahsetmiş. Dolayısıyla piyasa bugün tam anlamıyla bir net bir tablo aramaya çalışacak diyelim ve konumuza gidelim. İlk konumuz Murat Özsoy olacak karşımızda. Günaydın, hoş geldin Murat. Günaydın Murat, hoş bulduk. Sen ne bekliyorsun diye ben sözü sana bırakayım. Ve piyasa aşağı mı gelecek, borsalar yukarı mı gidecek? Evet, buradaki en önemli göstergemiz de zaten bugün Fed toplantısı olacak. Bugün heyecanla saat 9'da açıklanacak karardan ziyade aslında Başkan Powell'ın yapacağı soru-cevap bölümünü ve konuşma bölümünü bekliyoruz. Bununla beraber de tabii projeksiyonlar da açıklanıyor olacak. Oradan istersen yola çıkarak bir yorumla yapabilirim. Şimdi Fed toplantısına bakacak olduğumuzda aslında şunu görüyoruz diye düşünüyorum Murat bugüne kadar. Her ne kadar Fed ve Başkan Powell kararlı bir şekilde tavrını sergilemiş olsa da piyasaları bir türlü ikna edemediğini düşünüyorum. Bunu da bugün tekrar Başkan Powell'ın konuşmasından ziyade soru cevap aşamasında tekrar göreceğiz, ona şahit olacağız diye düşünüyorum. Ama bu toplantının şöyle önemli bir değişik tarafı olacak bundan öncekilere kıyasla. Başkan Powell her ne kadar bir şekilde yine ketum söylemlerinde bulunsa da projeksiyonlar açıklanacağı için burada belki biraz daha köşeye sıkışıyor olacak. Yani çok fazla ketum söyleminde çok kaçamak cevaplar veremeyecek diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Aralık ayında ve Mart ayındaki projeksiyonlara baktığımız vakit ben bu toplantıda ciddi şekilde değişimler olacağını tahmin ediyorum. Özellikle enflasyon tarafında, işsizlik tarafında tekrar aşağı yönlü bir şey olabilir, projeksiyon olabilir. Çünkü Mart ayında Aralık ayındaki işsizlik projeksiyonu aşağıya doğru güncellemişti Fed. Bununla beraber büyümeyi de yukarı yönlü güncellemişti. Hatta 6.5'e kadar çıkarmıştı 2021 yılı için Mart ayındaki projeksiyonlarda. Burada çok öyle aşırı bir yukarı yönlü revize olmayabilir. Ama 2022 yılına dair bir revizyon gündeme gelebilir. Tabii buradaki Fed toplantısından özellikle enflasyon üzerindeki projeksiyonlar yayınlandıktan sonra bunun hem riskli varlıklar üzerinde hem de ABD 10 yıllıklar üzerindeki hareketlerini göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle riskli varlıklardan kastım kripto paralar piyasasında önemli şeyler olabilir, hareketlenmeler olabilir.
kurlarda önemli hareketlenmeler olabilir. Bunlar da bize elbette ki yansıyacak bir takım hareketler olacaktır. Ve daha az nispeten riskli varlıklar tarafına da bakacak olursak da bence ons altında önemli bir sınavdan geçecek diye düşünüyorum. Belki detaylarına ineriz ileride. Dolayısıyla bugünün en önemli gelişmesi Fed faiz kararı değil, Fed faiz kararından sonra Başkan Powell'ın sunumu ve açıklamaları ve ardından da soru cevap kısmı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii bakıldığında dolar tarafında değişik bir tablodayız. Yani aslında hem S-400 konusu hem ABD ilişkileri Biden'la olan görüşmeyi heyecanla bekliyordu piyasa. Sanırım net bir yön de bulamadı Murat, yani buradan çıkan mesajlarda. Bir kez daha dün arttı ama global anlamda enflasyon endişesi borsaları aşağı çekmezken Türkiye gibi paraları ise dolara karşı zayıflatıyor. Yani farklı hikayeler görüyoruz değil mi? Ürünler bazında borsalar bir şekilde bu düşük faiz ortamının birkaç ay daha devam edeceğini, en azından ilk faiz artışının 2022'nin ilk çeyreğinden sonra olacağını herhalde düşünüyor. Ama para birimleri ise tam tersi kısa vadede Amerikan dolarına karşı zayıflıyor ama gelişmiş ülke paraları ise tam tersi kuvvetleniyor. Her ürünün kendi hikayesi ve farklı fiyatlaması beklentisi olduğunu gördük. Bizim hikayemiz ne dolar tarafında? Bir geri çekildik, tekrar yükseldik. Tekrar düşer miyiz, yükselmeye devam eder miyiz? Şimdi bizim hikayemize bakacak olduğumuz zaman Sayın Erdoğan'ın Amerika Başkanı Biden'la konuşmasından sonra yaptığı açıklama esnasında gözüm sürekli dolar-TL kuru üzerindeydi. Gerçi herkesin gözü muhtemelen oradaydı ama ben kendi gözlemimi şöyle paylaşabilirim. Bu basın açıklaması esnasında 8.39'larda kur seyrederken S-400'le ilgili bir soru gelmesiyle beraber her ne kadar bununla ilgili bir açıklamada bir problem anlatmış olmasa da Sayın Erdoğan görüşmeye ilişkin 8.39'dan 8.40, 8.41, 8.42, 8.44'e kadar kademe artışlar gözlemledim. Şimdi bu şunu gösteriyor, S-400 olsun, F-35'ler olsun her ne kadar buralarda bir kriz çıkmasa bile gündeme gelmesi dahi kur üzerinde bir etki gösteriyor TL'nin aleyhinde. Görünüme baktığımız vakit de aslında kur evet yükseldi diyoruz mutlak değer olarak, ancak yaklaşık 17 Mayıs'tan olan bugüne kadar olan döneme baktığımız vakit aslında geriye dönük 5 günlük bir gerileme varken tekrardan 8.55 seviyeleriyle 17 Mayıs'tan bugüne kadar olan seyrine oturmuş diye gözüküyor, görüyorum aslında. Bu analizi Haziran ayının başına çekecek olursak hatta 1 Haziran ile 10 Haziran arasında 8.55'in üzerindeki hareketleri gördük. 8.73 testini gördük. Dolayısıyla şu anki 8.55 seviyesine baktığımız vakit açıkçası bana şunu sinyalini veriyor dolar-tl kurundaki vaziyet. Eğer ki bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse tekrardan yakında bir 8.73 testi gelecektir diye düşünüyorum. Bu 8.73'ün üzerinde de eğer yerleşme söz konusu olursa ardından da 9 TL ve üzeri hareketler olası gibi gözüküyor. Bunda da yine belirleyici olan etkenin bu akşam Fed toplantısından sonra doların, Amerikan dolarının tekrardan daha güçlü bir pozisyona geçip geçmeyeceği önemli olacak. Gelişmekte olan ülkelerle ilgili bahsetmiş olduğum konuyla ilgili olarak da şöyle söyleyebilirim. Bence artık gelişmekte olan ülkelere para akışının yaklaşık sonuna doğru gelmeye başladık. ABD'nin bu özellikle Fed para politikası kapsamında 2022'ye dair sinyallerini ve faiz artış sinyallerini biz bugün alırsak, ki ben 2022'ye dair önemli ipuçları alacağımızı düşünüyorum bugünkü Fed toplantısı sonrasında. Bu ipuçları da eğer doların güçlenmesine yönelik olursa bu da gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarını hızlandırmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum yavaş yavaş. Bu da bizim kendi hikayemize baktığımız vakit en olumsuz vaziyette bizi etkileyecektir. Çünkü özellikle sen yayının başında çok önemli bir söz söyledin. Dedin ki siyasi gelişmeler ekonomiye şu sıralar oldukça etkili oluyor, gündemde rol oynuyor dedin. Kesinlikle katılıyorum bu görüşüne. Bu da bizim tarafımızda şu anda özellikle işte erken seçim olsun, diğer konular olsun sıcak gündem maddeleri olduğu için biz biraz daha kendi hikayemizde ekonomik, makroekonomik göstergelerden ziyade siyasi ve jeopolitik gelişmelere daha açık vaziyetteyiz. Ve yine kendi hikayemizde TL'nin bu kırılganlığı da henüz geçmediği için, üzerimizden atamadığımız için, yani Merkez Bankası deyimiyle fiyat istikrarını henüz sağlayamadığımız için dolar-TL kurunda ben şu anda kısa vadede Haziran ve Temmuz'da bunun içine dahil edebilirim. Yukarı yönlü risklerin oldukça
güçlü senaryolar olduğunu düşünüyorum Murat şu anda. Evet, diğer taraftan tabii Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları da derinleşiyor. Amerika'da senatörler Ticaret Bakanı Riamon'dan Çin'den uzak tutulması gereken teknoloji listesini istemişler ve bu anlamda da Çin'in ihracatında sakıncalı olabilecek yeni Amerikan teknolojilerinin belirlenmesini istiyor. Amerika'da bir grup senatör Çin devletinin döviz idaresinin eski yöneticilerinden Guan Tuo'da Yuan'ın uzun süre değer kazanması Çin'in istihdamına zarar verebilir diyor. Bu defa biz geçen senelerde Donald Trump döneminde hep neyi konuşuyorduk? Çin'in parasını bile bile değil mi devalüe etmesinden, yani kur manipülatörü olarak suçlanıyordu Çin. Şu anda da tam tersi bir noktadayız. Zayıf bir Amerikan doları var. Çin yuanı güçleniyor ve Çin ticareti zarar görebilir şeklinde. Amerika tabii bunun faiz artırım politikasına girerken bir taraftan da doları da yükseltmemeye çalışıyor. Çin'i çünkü güçlü yuanla vurmak istiyor ticaret savaşının kazananı olmak için. Bir 10 saniye sonra Murat bir reklama gideceğiz. Sonrasında bunu konuşalım. Yani ticaret savaşı çok da aslında fiyatlanmıyor ons altın nezdinde. Piyasa artık buna alıştı mı, yoksa gerçekten fiyatlamaya başlayacak mı? Kısa bir aradan sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Piyasa yönüne Murat Özsoy'la olan sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Murat, tabii az önce aktarmaya çalıştım. Çin tarafında güçlü yuan'a karşı yavaş yavaş biraz homurdanmalar başladı. Bugüne kadar değil mi? Düşük yuan'ın getirmiş olduğu ucuz Çin malı avantajını çok iyi kullandılar. Amerika işte az önce Çinli teknoloji firmalarının listesini istemiş bir grup senatör. Aynı zamanda Çin tarafında Guan Tao'da yuan'ın uzun süre değer kazanması Çin'in istihdamına zarar verir diyor. Dolayısıyla da güçlü yuan gerçekten de Çin ekonomisi ve istihdamını aşağı çeker mi? Ve Amerika faiz artırım söylemi içerisinde yine dolarını zayıflatmaya çalışacak, adımlar atmaya devam edebilecek mi diye sorayım sana. Biraz komplike evet. Oldu ama kusura bakma. Yok, güzel dedim. Şöyle özetlemeye çalışayım. Şimdi ABD için ticaret dengesinde aslında ilginç bir takım gelişmeler görüyoruz bence. O da şöyle. Öncelikle ABD'nin genel dış ticaret dengesine baktığımız vakit buradaki açık büyümeye devam ediyor genel manada. Yani 70 milyar dolar seviyelerine falan ulaştı. Diğer taraftan Çin'e baktığımız vakitte Çin'de de ticaret fazlası gündemde. Hatta bir ara bu yıl içerisinde 100 milyar dolara kadar falan bir ayda çıktığı olmuştu. Fakat Amerika ve Çin arasındaki ticaret dengesine baktığımız vakitte burada Amerika lehine oldukça açığın kapandığını görüyoruz. Yani Trump döneminde yaklaşık 400 milyar dolar seviyesinde olan açık şu anda 100 milyar dolara kadar falan gerilemiş durumda iki ülke arasındaki ticaret. Ve bu olurken de Çin yuanı da Amerikan doları karşısında da yaklaşık bu yıla bakacak olduğumuz zaman %10'a varan bir değer kazanımı sağlamış durumda. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor diye düşünüyorum Murat. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Trump döneminde başlayan bugüne kadar olan genel savaşlar ABD'nin lehine bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Yani anlıyorum ki Çin tarafındaki bir takım yükümlülükler yerine getirilerek ABD ve Çin arasındaki ticaret açığı gitgide daralıyor. Fakat şöyle bir farklılık var yönetim anlamında baktığımız vakit. Biden göreve geldiğinden beri açıkçası Trump dönemindeki gibi çok daha böyle agresif söylemlere rastlamadık. Ya da işte birbiri arasında devlet başkanlarının birbirleri arasında söylemlerine de rastlamadık. Demek oluyor ki Trump döneminde atılan bu tohumlar bir şekilde devam ediyor. Ancak ne şekilde devam ediyor? Biden daha diplomatik çalışmalarıyla devam ediyor. Eğer bu gidişatta bu yönde ilerleyecek olursa bence Çin Amerika ile olan ticaret dengesindeki ben yükümlülüklerimi bir şekilde yerine getireyim. Oradaki ticaret açığı daralabilir. Ben zaten genel manada ticaret fazlımı arttırıyorum şeklinde bir politika izliyor. Çünkü hem bu küresel tedarik zincirlerindeki sıkıntıların, problemlerin aşılmasıyla Çin öncelikle kendi içindeki talebi karşılamanın ardından şu anda dünyanın talebini karşılamaya başladı. Aynı şekilde de dünyadan talepte bulunmaya da başladı. Mesela çok kısa şöyle sektör bazında da toparlayarak bitireyim. Örnek veriyorum işte demir çelik olsun, plastik olsun. Bu tip sektörlerde Çin tarafından gelen talepler nedeniyle fiyat artışlarını görüyoruz ve Çin bu konuda halen ürün talep etmeye devam ediyor. Ancak şu an Çin yuanındaki bu hareket neticesiyle de bu talepler
Çin'in ticaret açığını ciddi manada arttırma konusunda bir negatif etki yaratmıyor. Toparlayacak olursam son bir cümlede, ABD-Çin arasındaki ticaret dengesi ABD lehine ilerlerken, genel ticaret dengeleri açısından baktığımız vakit ABD'nin açığı büyüyor. Çin tarafında da halen artı bir ticaret dengesini izlemeye devam ediyoruz. Evet, ama son işte gelen rakamlarda işte 75 milyar dolarlık Amerika'nın bir ticaret açığı varken 64 milyar dolara geldi. Birçok uzmana göre Donald Trump dönemindeki 45-50 milyar dolara kadar Amerika bunu indirmek isteyecek ticaret açığını. Senin de söylemiş olduğun gibi Çin'in aslında ödevlerini, yani Amerikan mallarını daha fazla almasıyla biraz daha Amerika bunu sağlamaya çalışacak. Tabii böyle bir dönemde de Amerikan dolarını da pahalılaştırmak da istemiyor, ama bir taraftan da saçmış olduğu trilyonlarca dolarlık paranın varlık balonlarına bir risk yaratma unsurundan dolayı da, değil mi, bir taraftan da tapering söylemlerinin arttığı bir dönem, çok böyle ince çizgide, ince ayarlarla devam etmesi gereken bir süreçteyiz ki bu ince süreci, yani riskli kaygan zemini yöneten en önemli öğelerde tabii ki Merkez Bankası Başkan figürleri. Dolayısıyla da onların söylemlerini yine takip etmeye devam edeceğimiz bir tablo var. 10 yıllıklarda birazcık daha bir toparlanma gördük sanki Murat. Yani bugün 1.50 seviyelerini sanki test ediyor gibi. Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 10 altın ve 10 yıllıklarda sence nasıl bir tablo olacak? Ben gördüğüm kadarıyla 10 yıllıklardan ziyade 10 altın kafası biraz aşağıymış gibi. Momentumu zayıfladı gibi. Güçlü gözükmüyor. Ne dersin? Öyle görünüyor. Bence 10 altın bugün önemli sınavlarından bir tanesini verecek diye düşünüyorum Murat bu sene içerisinde. Şimdi 1900 doların üzerine atmasını bekliyoruz. İşte oldu zaten bir kısa bir dönemde. Tabii. Eğer ki Fed'in bugünkü toplantısından sonra biz enflasyon tarafındaki projeksiyonları yüksek şekilde yukarı yönlü revize ettiğini görecek olursak Fed'in, bu ons altını şey yapabilir, biraz daha yukarı yönlü bir şey tetiklemede bulunabilir. Eğer enflasyon tarafında yüksek yönlü bir gidişat söz konusu olacaksa, ama eğer ki mevcut projeksiyonlar aynen devam edecekse ve Fed şu anki görünümün yine 2021 yılına doğru, sonuna doğru devam edeceğini düşünecek olursa da, bu dolar tarafındaki güçlenmeyi engelleyecektir ve bu da ons altını tekrar şey yapacaktır, ters korelasyonda da destekleyecektir diye düşünüyorum. Ama ons altında bence şu anda aşağı yönlü riskleri biraz daha göz önüne almamız gerektiğini düşünüyorum. 1856'nın altında 1841 dolar eğer aşağı yönlü kıracak olursa, oradaki gidişat 1820'ler 1818'lere kadar gidiyor olabilir. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlere, opsiyonlarına baktığımız zaman da eğer 1900 dolara yaklaşacak olursa, 1900 doların üzerinde çıkacak olursa da, ben oradaki patikanın daha sert bir şekilde açılacağını, 1920-1930 dolarlar, hatta daha da üzerine 1960 dolarlara doğru gideceğini tahmin ediyorum. Ama bütün bu senaryoların hepsini biz bu akşam Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından ziyade bu enflasyon, büyüme ve işsizlik projeksiyonlarına bağlı olarak göreceğiz. Ben şunu tahmin etmiyorum çok fazla. Enflasyon projeksiyonlarına bakacak olursak da beklentimi söyleyeyim. 2021 yılına dair projeksiyonu biraz yukarı çekebilir, ama 2022 yılına dair projeksiyonunu çok fazla böyle %2'lerin üzerine açık bir arayla koyacağını çok tahmin etmiyorum açıkçası. Dolayısıyla ons altında 2021 yılına göre bir bakacak olursak yüksek hareketler olacak. 2022 yılında ise nispeten biraz daha sakin bir seyirde gidebilir gibi gözüküyor. 10 yıllıkları açısından baktığımız zaman da şu anda sat pozisyonda genellikle OAB'de 10 yıllıklar. Ama Fed'in bu projeksiyonlarla beraber, eğer küresel piyasalar şunu derse ki evet, ciddi manada enflasyon endişeleri artıyor, Fed de bunu söyledi, projeksiyonlarını da yukarı yönlü revize etti derse, evet, ve buna bir tepki verirse, bu da tabii 10 yıllıkları yukarı yönlü atar ve ons altında da bahsetmiş olduğum aşağı yönlü baskılanma riski de daha da yükselir. Murat, çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkıların için. Biz finansal danışmanlık kurucusu sevgili Murat Özsoy ile birlikteydik efendim. Murat'a veda ettikten sonra UBS'in az önce bir raporu düştü. Eylül ayında Brent petrol tahminini yükseltmiş. Piyasada zaten yukarıda biliyorsunuz ve bu anlamda da bu sabah 74 dolar 73 sent varış seviyesine kadar çıktı. Brent petrol ve güne yükselişe devam ediyor. Vitol CEO'su Russell Hardy de petrol fiyatlarının yerin geri kalanında 70-80 dolar bandında olacağını tahmin ediyor. Sanki tavan fiyata doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Dalfin Finansal Danışmanlık Kurucusu Mustafa Aşkın'a gidelim değerli hocamıza. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Murat'cığım, hoş bulduk. Şimdi tabii jeopolitik liste geçen senelerde, değil mi, çok fazla konuşuyorduk. Altın fiyatlarını ve
doların yönü çok net belirliyordu. Ama şu anda birazcık daha bu algının piyasada en azından değişini görmüş olduk. Pandemiden dolayı bakış açısı değişti. Çok fazla ticari savaşları fiyatlanmıyor ama bir kez daha fiyatlanır mı? Çünkü bu defa Çin'in karşısında bir NATO var hocam. Bir haber hazırladı masamız, Ekotürk Haber Servisi. O haberi bir izleyelim. Çin'e karşı ortak hareket edilmesi vurgu yaptı ve Çin buna çok sert tepki verdi. İzleyelim, sonra konuşalım. Authoritarian regimes like Russia and China. NATO sonuç bildirgesine Çin çok sert cevap verdi. Çin, NATO'yu ülkenin barışçıl kalkınma planlarına iftira atmakla suçladı. Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Çin'in davranışları sisteme bir meydan okuma diye tanımlandı. Bildirgenin yayımlanmasından saatler sonra Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği NATO'yu Çin'in barışçıl kalkınmasını kötülemek için iftira atmakla suçladı. Temsilcilik Çin'in savunma politikasının doğal olarak savunmada olduğunu belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Çin hiç kimseye sistematik tehdit olmayacaktır. Ancak bize bir sistematik tehdit gelirse oturup hiçbir şey yapmadan bekleyecek değiliz ifadeleri yer aldı. Evet hocam, hiçbir şey yapmadan bekleyecek değiliz diyor. Dolayısıyla bir hamle yapma olasılığından bahsediyor ve Çin özellikle kendi iç işlerini müdahale olarak gözü görüyor. Amerika'da özellikle Hong Kong ve Xinjiang'da yaşananları bir insan hakları ihlali belirtisiyle hem şirketlere yaptırım uyguluyor, kara listeleri açıklıyor hem de tabii ki diğer taraftan da kendi parasını da zayıflatıyor. Baktığımızda değil mi hocam, zayıf bir dolar da var. Ne dersiniz bu sürece dair? Esasında Trump'ın açtığı yoldan bir bakıma yeni başkan da devam ediyor Biden. Ama biraz daha farklı bir boyuttan yapıyor. Trump, farkındaysanız, daha önce genellikle kendi devleti üzerinden çeşitli baskılar veya kısıtlamalar yoluyla Çin'i frenlemeye çalışıyordu. Fakat Biden bunu biraz daha uluslararası organizasyonlar bazında yapmaya çalışıyor. NATO da bunun bence ilk adımı. Dolayısıyla NATO baskısıyla Çin'in yayılmacı notaya göre veya ekonomik anlamda daha hızlı büyümeci politikalarına bazı sınırlamalar da getirmek istediğini gözden kaçırmamak lazım. Hatta Batı'da bazı makalelerde Rusya'nın dahil bu çemberin içine dahil olabileceğini, NATO ile birlikte hareket edebileceğine dair yorumlar da var. Yani işin özünde ticaret, ekonomi ve dünya anlamında baktığınızda dünyadaki otoriteyi, gücü Çin'e kaptırmama savaşlarının devam ettiğini görüyoruz. Tabii bunun finansal ciddi sonuçları oluyor. Gerek dış ticaret işlerinde, gerekse hem Çin para biriminde hem Amerikan para biriminde dalgalanmalar bu nedenle de artabiliyor. Uzun ince bir yol o Amerika ve NATO için baktığınızda. Çin için de öyle. Zaten buraya kadar gelmesi epey bir zaman aldı ama baktığınızda Çin'in göreceli olarak Batı'ya göre hızlı ekonomik anlamda büyümesi ve Batı'nın belli pazarlarını ele geçirmesi, bununla birlikte siyasi anlamda da ciddi bir güce ulaşması dengeleri ciddi derecede terse getirmiş durumda. Dolayısıyla NATO ve Amerika Birleşik Devletleri gücü bırakmamak istiyor. Bu iş biraz daha uzayacak ve biz bunun farklı boyutlarını görecekmişiz gibi geliyor bana. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bir bakıma devlet stratejisi oldu. Çin'in belli bir oranda stabilize edilmesi. İlginç gelişmeler olabilir önümüzdeki dönemde. Ticaretten tutalım da çeşitli para birimlerindeki dalgalanmaya kadar izleyip görmekte fayda var. Ama orası ciddi bir ısınma belirtisi gösteriyor. Evet, yeniden belki daha çok kutuplu değil mi, boyutlu bir ABD-Çin ilişkisi ve Rusya ilişkisini göreceğiz. Cenevre'de de Putin-Biden görüşmesi oldukça sanki önemli hocam. Hani ilk başta bile Putin'e sordukları zaman işte Biden'e ilgili bazı sorularda aslında yine orada çok da böyle güzel cevaplar vermiyor. Biraz daha Rusya olumsuz cevaplar veriyor ama siyaset bu. İlk görüntü olarak belki pozitif bir görüntü verilir ama sonrasında bu ticari savaşların derinleşeceği çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi FED tabii faiz kararını vermeye çalışıyor. Ekonomi ısındı mı ısınmadı mı endişesi varken böyle bir ortamda herhalde FED'in faiz artırma ihtimali de Çin'le olan ticaret savaşı yansımasına Amerika'nın elini biraz zorlaştırabilir gibi, erken bir hamle yaparsa muhtemelen hani ihracatı, ithalatı vesaire. Son gelen dış ticaret rakamlarında hocam Amerika'nın ticaret açığının biraz azaldığını görmüş olduk. Zayıf dolar burayı destekliyor. Çin'in almış olduğu işte soya fasulyesi, mısırdır vesaire vesaire, orası da destekliyor gibi. Dolayısıyla Amerika ekonomi
ekonomik ısınma riskine rağmen sırf Amerikan doları pahalılaşmasın diye faiz artırımını geciktirme riski var mı? Yani bir zamanlama hatası yapma riskinden bahsedebilir miyiz sizce? Pek zannetmiyorum. Çünkü faiz artırımını gecikmeleri zaman geciktikleri takdirde başlarına gelecek dalgalanma veya mali yük çok daha fazla olacaktır. Zaten biz bunu 2008 krizinden önce ve 2013'te yaşadık. Dolayısıyla aynı tip gecikme hatalarına veya yanlış yönlendirme hatalarına dönmelerini pek beklemiyorum. Zaten Yalın'da, Powell'da uzunca bir süredir belki bir kendileri kasıtlı olarak belki de yönlendirme amacıyla piyasaya belli mesajları vermeye çalıştılar. Faizli ve parasal genişleme konusunun sürmeyeceğini, çok uzun düşük faiz sürecinin süremeyebileceğini, zaten uzunca sürdüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla dış ticaret açısından baktığınızda yaklaşık 2008'den beri pek güçlü olmayan bir dolarla Amerika Birleşik Devletleri önemli ölçüde kendi ekonomisinde yara sarmış gibi görünmekte ama öte yandan da pandemiden sonra aşırı derecede para arzının genişlemesi ve çok düşük faiz oranları da belli bir süre sonra katlanılmayacak noktalara gelebiliyor. Varlık fiyatlama balonları, öte yandan rasyonel finansal karar almadaki sıkıntıları arttırması bakımından. Zaten gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde dün de üfe geldi biliyorsun. Ciddi derecede enflasyonist bir baskının olabileceği yönünde artık sinyalleri güçlendirdi. Bugün Fed'in açıklamaları da bu enflasyonist baskı konusunda ne yapacakları yönünde bize bir fikir verecek ama muhtemeldir ki 2021 sonuna kadar miktarsal anlamda bazı kısıtlamalar getirseler de faiz olayına ancak 2022'de girecekler. Bu sıradaki dengeye kadar dış ticarette de gelişmeleri takip edecekler gibi geliyor. Burada fayda maliyet analizi yapmaları lazım. Dediğim gibi faizi arttırmamaları hem dünyada hem de kendi ekonomilerinde eğer enflasyon bu bağlamda giderse daha büyük sorunlara yol açabilir. Tabii bunun Türkiye boyutu ayrı. Hep konuşuyoruz. 2021 sonuna kadar bizim de fiyat istikrarını sağlayıp en azından bu tip bir olası gelişmeye karşı da kendimizi koruma altına almamız gerekiyor. Hocam Fed sizce hangi periyodu baz alarak enflasyona karşı bir yorumda bulunuyor? Örneğin şu anda hani biraz daha iyimser, geçici faktörlerden dolayı geçici bir şekilde enflasyon bu kadar büyük zirve yaptı ama sonrasında beklediği patikaya dönüş olacağını söyledi. O %2 bandının biraz üzerinde kalmaya devam edecek dedi simetrik tarafta. Hani siz birçok ekonomist bugün CNBC haberlerini aktardı ve orada diyor ki işte evet bir sene içerisinde enflasyon artmış olabilir ama 2, 5 ve 10 yıllık tarafa baktığımızda başka bir tablo var. Yani Fed sizce bu işaretleri ararken periyodu da mı bakıyor yoksa örneğin konut fiyatlarındaki artış, otel rezervasyonları, ikinci el araba satışları tabii ki oranın enflasyonunun hesaplaması çok başkadır. Onu da anlıyorum. Hani eğer yanıt vermek istemezseniz ama sizce hangi faktörleri baz alarak acaba oradaki enflasyona karşı bir yorumda bulunuyor FED? Bence özünde baktığımızda istihdam ve istihdam politikalarının yarattığı sonuçlara bakıyor. Burada verimliliğe bakıyor, istihdamdaki miktara bakıyor. Ancak bundan sonra bir derecede ben diyor bu enflasyonun mal ve hizmet fiyatlarına etkisini daha net görebiliyorum. Dolayısıyla biraz daha mantalite farklı. İstihdam seviyeleri de oldukça iyi gidiyor. İstihdamla enflasyonu ve buradaki verimliliği ilişkilendiriyor anladığım kadarıyla okuduğum metinlerde de. Dolayısıyla sadece salt emtia fiyatları veya sadece belirli mal ve hizmet fiyatlarının artması onda çok tedirginlik yaratmıyor. Periyot bağlamında baktığımızda zaten uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde deflasyonist eğilimlerin ağır olduğunu görüyoruz. 2008 krizinden sonra da böyleydi bu. 2013'teki Bernanke döneminde de böyleydi. Dolayısıyla nasıl olsa oldukça uzunca bir sürede deflasyonist alışkanlıklar var. Enflasyon artsa da uzun sürmeyecek diye de düşündüğünü zannediyorum. Ama tabii enflasyon sadece dediğim gibi bu parametrelere bakılarak ölçülecek bir şey değil. Bir anda kalıcı şekilde olabiliyor. Diğer taraftan senin çok iyi özetlediğin gibi 1-2 yılda enflasyon artsa da bir şey olmaz deyip 5-10 yılda düşeceğini beklemek de bana çok ilginç geliyor kendi bakış açımdan. Bizim ülkemizde 3-5 ay enflasyon yüksek olduğunu düşündüğümüzde bu ondan sonra çok daha farklı bir boyuta gidebiliyor.
Belki ekonomideki yapısal değişiklikler Amerika Birleşik Devletleri ile bizim gibi ülkeler arasında Fed'in elini biraz daha rahatlatmış oluyor. Nasıl olsa çok uzun süre devam etmeyeceği yönündeki beklentiyi de güçlendirmiş oluyor. Ama tam bir bilinmezlik. Çok da boş vermemiş olmaması gerekiyor Fed'in. Aksi takdirde bir anda patlayabilecek bir enflasyonist eğilim tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi bile gelen sinyaller insanları tedirgin etmeye başladı. Özellikle fon yönetimlerini ve risk yönetimlerini. Ne olacak eğer Amerika Birleşik Devletleri faiz arttırırsa kısa vadede diye. Şimdilik Yellen ve Powell az önce senin ifade ettiğin üzere kısa vadede artabilir, uzun vadede nasıl olsa ipler bizim elimizde diyerek piyasayı dengelemeye çalışıyorlar. Bakalım piyasa inanmakla inanmamak arasında gidip geliyor. Evet. Rakamlar ve verilerle göreceğiz. Özellikle Fed'in enflasyondaki artışa kaygı duymak ve ekonominin ısınıp ısınmadığını göstermek amacıyla söylemiş olduğunuz o istihdam göstergesini çok yakın takip ettiğini biliyoruz. Son gelen datalarda da aslında değil mi hocam? Yani yavaş yavaş Amerika'nın hani bu pandemi işe dönüş programlarıyla birlikte doğal işsizlik oranına doğru gidiyoruz. O tarafta 3.7'ler ama geldiğimiz rakamlar artık %5'in aşağısında bir Amerika'da işsizlik oranı var. İnsanlar iş gücüne dönüyor ve hatta New York'ta bugün Vali Cuomo açıklama yapmış oldu. New York'larda serbest bir şekilde artık nüfusun %70'inden fazlası aşılandığı için açıldı, ekonomisi açıldı. Dolayısıyla da Amerikalıların artık işe dönmeme gibi bahaneleri ortadan kalkmış oldu. Biliyorsunuz işte Neil Kashkar yaptığı açıklamada geçenlerde insanlar sağlıktan dolayı çocuklarını eve bırakıp işe dönmek istemiyorlar. İşte evden çalışmak istiyorlar. Bir de tabii ki aylık gelen bir para var. Bundan dolayı da zaten bir şekilde harcamalar düştü, tüketimler ütelendi. Dolayısıyla o para da yetiyor. Dolayısıyla burada 6,5-7 milyondan fazla insanın bu şekilde çalışmadığını ortaya koydu. Dolayısıyla bir friksiyonel işsizlik gibi değil mi hocam? Bakıldığında bir iş beğenmeme durumu da pandemide ortaya çıktı. Onlar da mecburen artık iş gücü piyasasına katılacaklar. Şimdi tabii bakıldığında artık Amerika dosyasını yavaş yavaş kapatmak istiyorum hocam izninizle ama son olarak ne bekliyorsunuz ve piyasalar, borsalar bir şekilde iyimser beklentilerle yoluna devam edecek mi? Yoksa artık hani yavaş yavaş o borsalarda rally'nin sonuna geldik mi sizce, ne dersiniz? Aslında dünyadaki riskli piyasaların çok büyük bir kısmı uzunca bir süredir kendine yön arıyor. Hı hı. Yön aradığı için de bant sıkıştı ve kısa bantta dalgalanmalar yaşanıyor. Ama o coşku dönemi, ne alırsak alalım para kazanırız döneminin sonuna geldik. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama bu bir düzeltmeye, sert bir düzeltmeye mi dönecek? Yoksa böyle yatay kalmaya mı devam edecek? İşte bunun ipleri, onun geleceğiyle ilgili ilk işaretler Fed'den gelecek. Bu sinyallerin gücüne bağlı olacak. Bugüne kadar çok konuştu Fed ama bugün akşamüstü yapacağı konuşmada tonunu biraz daha şiddetlendirirse özellikle Amerikan piyasalarında biraz daha sert bir düzeltme hareketinin başlayacağını öngörebiliriz. Bu da dünyadaki diğer piyasaları da etkileyecektir ama Eylül veya işte sonbahara doğru ekonomideki gelişmeler daha netleşince piyasalar kendine daha net bir yön bulabilir. Fed'in açıklamalarına paralel olarak yaşanacak dalgalanmaların ardından yine yatay bir bantta tüm dünyadaki riskli varlıklar süreci devam ettirebilir. Çünkü bir anda para arzını kesecek durumları yok. Kademeli olarak bu işi yapacaklar. Ki sadece Fed değil, ECB de bu işin içinde, Woj da bu işin içinde. Dolayısıyla hepsinin bu işi yavaş yavaş kademeli olarak yapacağına inanırsa piyasalar ancak ondan sonra bazı düzeltmeleri daha sert boyutta görebiliriz. Dikkatli olunması gereken zamanlara giriyoruz. Geçtiğimiz 1,5-2 yıllık periyotlardaki dönemler artık özellikle alıcılar açısından sona ermiş gibi görünmektedir. Evet, daha seçici olan olunması gereken bir döneme doğru gidiyoruz ve birçok uzmana göre de artık bu Haziran ayından sonra merkez bankaları çok daha ciddi sınavlar ve mesajlar verecek piyasalar. Hocam bugün Sözcü gazetesinde yer alan bir haberi size okumak istiyorum. Konut piyasaları ile ilgili. 2020'de 1,5 milyon konut satıldı ama ev sahipliği oranı düştü şeklinde. Özellikle ev sahipliği oranının %57.8'e gerilediğini, kiracı oranının ise %26.2 puan yükseldiğini görmüş olduk. Tabii burada kamu bankalarının enflasyon altında faiz oranlarıyla uyguladığı konut kredi kampanyaları bu gelişmede etkili oldu.
oldu deniliyor. Düşük faizli kredi kampanyalarının etkisiyle 2022'de ipotekli konut satışları 72.4 puan artarak 573 bini geçti. İlk el satışlar azalıyor, ev sahipliği geriliyor, kiracılık da yükselişte. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? Tabii konut piyasası kendi dinamikleri içinde hareket ediyor. Geçtiğimiz yıl düşük faizli konut satışlarını artıran ipotekli satışlar söz konusuydu. Burada bir inmelenme yaşanmıştı. Tabii bunu alan kişilerin pek çoğu yatırım amacıyla almıştı. Ve burada da haklı olduklarını ortaya koydular. Çünkü son bir yıllık periyoda baktığımızda %31-32 civarında konut fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla hem düşük faizden yararlandılar hem de bir getiri ve servet etkisi yarattılar. Konut piyasası dinamiklerine baktığımızda zaman zaman artış yaşayan satışların zaman zaman da düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz ama toplam periyoda baktığımızda Türkiye'de artık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin bandı minimumda konut satışlarında oturmuş durumda görünüyor. Sadece içsel yapısı değişiyor. Bazı dönemlerde ipotekli satışlar öne çıkarken bazı dönemlerde nakit veya nakit benzeri satışlar, müteahhitlerden elde edilen satışlar yani belge ve senet karşılığı yapılan satışlarda öne çıkma söz konusu. Dinamiklere baktığınızda arzda bir azalma vardı ve bu da stokları önemli ölçüde eritmişti konut piyasasında. Şimdi yavaş yavaş arzda toparlanma görebiliriz. Talep de daha sonra bunu takip edebilir ama bütün buradaki kıstas Türkiye'deki faiz oranları, gelecekle ilgili beklentiler, bunlara dikkat etmek lazım yatırım amacıyla konut analizini yaparken. Ama diğer taraftan ertelenmiş talebin geçtiğimiz yıllarda da devreye girerek talebi de önemli ölçüde giderdiğini görmek lazım. Bu sene biraz daha dengeli bir konut piyasası görmemiz olası, hem arz yönlü hem talep yönlü. Fakat dediğim gibi 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin bandını her halükarda satışlarda yakalayabileceğimize inanıyorum. Hocam bir çok kısa süremiz kaldı, bir dakikadan daha az. O zaman ben size şunu sormak istiyorum. Dediniz ki özellikle stoklar eridi çünkü arz düşmüştü ama arz yeniden artabilir. Yani konut üretimi yeniden artabilir dediniz. Dolar da şimdi yüksek, bir taraftan talep tarafı da baskılanacak gibi. %30'da fiyatlar arttı dediniz kabaca, ev fiyatları. Birçok sektör zam yapmadık yani üfe yok yansımadık deniliyor. Bundan sonraki süreçte konut fiyatlarında artışı gerçek anlamda hissedecek mi kullanıcılar, vatandaşlarımız? Talep çok güçlü olmasa da ne yazık ki maliyet baskısı söz konusu. İnşaat maliyetleriyle ilgili endeksler de TÜİK yayınlıyor. Orada da 30'ların üstünde bir maliyet artışı söz konusu. Dolayısıyla yeni yapılacak inşaatların her halükarda birkaç yıl önceye veya 3-4 yıl önce yapılmış inşaatlara göre fiyatlarının yüksek olması kaçınılmaz. Girdilerin büyük kısmı ne yazık ki euro cinsinden inşaat sektöründe ve eurodaki artışı da bir şekilde üretici talebi gösterene satmak veya yansıtmak zorunda kalıyor. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Mustafa Aşkın, Dalfin Finansal Danışmanlık kurucusuyla konuştuk, kurucu ortağıyla. Aynı zamanda kendisi konut piyasalarına dair takip edebilirsiniz. Raporlar da hazırladığı için konut piyasasında hocamızla konuşmak istedik. O zaman günün sözüyle bugünkü sabah bölümümüzün sonuna geldik. Editörlerimiz Yarkın Sun ve Pınar Aksu'ya teşekkür edelim. 11'de Paratoner'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Koza Altın piyasa yönünü sundu.